NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında ön mutabakat sağlanan Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin TSK tarafından sağlanması ve bir gün sonra 15 Haziran'da Erdoğan'ın ziyaret ettiği Azerbaycan'da iki ülke arasında imzalanan askeri müttefiklik anlaşması. Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin son dönemde peş peşe attığı iki kritik adım Rus askeri strateji sitesi Tapvor'da mercek altına alındı. Her iki hamleyi de Türkiye'nin bölgede hakimiyeti ele geçirme planının unsurları olarak tanımlayan Tafvor, Amerikalıların Afganistan'dan ayrılması sonrasında tıpkı Suriye ve Libya'da yaşanan senaryo devreye girecek ifadesini kullandı ve bunu felaket diye niteledi. Amerikalıların ayrılmasından sonra Rusya için yeni bir tehdit ortaya çıkıyor. Afganistan da Suriye ve Libya senaryosuna doğru kayıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşünden sonra büyük ölçüde bozulmuş olan Rusya'nın güney güvenliği dikkate alındığında bu ciddi bir tehlike olarak göze çarpıyor. Rusya bir baş ağrısıyla daha karşı karşıya kalıyor. Türkiye bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini alma iddiasında. Recep Tayyip Erdoğan, Pantürk stratejisiyle yeni bir Türk İmparatorluğu için Büyük Turan projesini uyguluyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Haziran'da Şuşa'da imzaladığı askeri müttefiklik anlaşmasını da mercek altına alan Tapfor, şu ifadelerle Rusya'nın bölgedeki etkinliğinin artık kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtti. Karabağ'daki başarının ardından Azerbaycan'da bir Türk askeri üssü kurma hazırlıkları da sürüyor. Yani Türkiye tarafından temsil edilen NATO, Rusların yüzyıllar boyunca hakim olduğu Transkafkasya'daki eski Rus alanını işgal ediyor. Üstelik Erdoğan durmayacak. Gündemde Büyük Turan'ın etki alanına giren Orta Asya ve diğer Türk halkları üzerinde kontrol politikaları var. Bir bakıma 1991'deki jeopolitik felaket gelişiyor. Sonuç olarak Türkiye Kafkasya ve Orta Asya'da yeni bir bölgesel düzen modeli kuruyor. Ve bu bölgesel düzenin lideri ve garantörü artık Ruslar değil, Türkler. Gözümüzün önünde Rusya ile Türkiye arasında artık Kafkaslarda veya Ukrayna'da değil, Orta Asya'da da başka bir gerilim hattı ortaya çıkıyor ifadesini kullanan Tafor, Türkiye'nin Afganistan'a neden ihtiyacı var sorusunun yanıtını da 3 maddeyle özetledi. Birinci sebep kesinlikle Turan projesini güçlendirmek. İkinci sebep enerji projeleri. Türkiye izlediği politikalarla Avrupa için en önemli enerji merkezlerinden birisi olma yolunda ilerliyor. Bu adımlar şüphesiz Avrupa Birliği'ni etkilemelerine neden oluyor. Üçüncü ise Afganistan yeni Türk İmparatorluğu için bir pazar ve belirli altyapı ve ham maddelerin kaynağı.